Merhaba, ben Yankı İçöz. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Psikolojik danışman Serhat Ayşen'le olan serimize devam ediyoruz. Şimdi psikolojiyi konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta depresyondan bahsedeceğiz. Çünkü çok sıkça görülen bir duygu değişikliği, duygu durumu, psikolojik durum. Bakalım depresyonun nedenleri neymiş ve nasıl kurtulurmuşuz? Bunları Serhat Ayşen bizlere anlatacak. Serhat hoş geldin yayına. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim valla, sen nasılsın? İyi de koşturmaya çalışıyoruz işte. Şimdi her hafta rutine oturtturduk artık bu işi ve güzel bir şekilde de ilerliyor. Şimdi depresyon nedir diye sorsam bana ne dersin? Depresyonu aslında şöyle anlatabilirim. Ben kedileri çok severim, oradan örnek vereyim. Hayatınız bir anda yoluna giderken bir gece uykunuzda kendi ağırlığınızda bir tane kedinin gelip sırnaşıp üzerinize oturma hissidir. O andan sonra hiçbir şey yapmak istemezsiniz ve sizi sürekli yat, uyu, o miskin kedi moduna alır aslında. Yat, gel dinlenelim, boş ver, ne yapacaksın, arkadaşlarınla görüşme, telefona bakma, gel karanlıkta duralım. Böyle ufak ufak, yavaş yavaş bizi melankoliye iten bir durumdur. Yani depresyon. Bir boşluğa düşme durumu mu, hiçbir şey yapmamak istememe depresyon durumlarına örnek mi diyoruz? Örnek verebiliriz. Depresyon dünya üzerinde en çok görülen psikolojik rahatsızlıklardan biridir. Çünkü ona ne zaman gireceğimiz belli olmaz. Yaşayacağımız en ufacık bir nokta bile bizi depresyona itebilir. Yani peki bu her yerde olabilir mi? Yani iş yerinde yaşadığın, ailende yaşadığın, sosyal çevrede yaşadığın, belki trafik kavgası bile seni depresyona itebilir mi? Depresyona iten nedenler ne diye? Depresyona iten nedenler aslında bizim beynimiz. Beynimiz, aa ben bunu sevmedim, bu beni kötü etkiledi, ben birazcık kendi kovuğuma çekileyim modunda bir komut verir ve biz depresyona gireriz. Yani bir belgesel izlerken bir aslanın işte bir ceylanı avlamasından bile depresyona girebilme ihtimali vardır. Özellikle hamile kadınlarda çok yaşanır bu. Ağlama krizlerine girerler ve ardından gözünün önüne hep o sahne gelir. Bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman depresyona girebiliriz. Ayrılık yaşadığımız zaman girebiliriz. İşte arkadaşlarımızla ufak bir sürtüşmeye giriştiğimiz zaman olabilir, yalnız hissettiğimiz zaman olabilir, sevgi ihtiyacımızı karşılayamadığımız zaman, maddi olumsuzlukların bize geldiği zaman, yani aslında aklına gelebilecek her şeyden biz depresyona girebiliyoruz. Peki bu depresyon dediğimiz şey bünyeye göre değişir mi? Yani kişilik yapısına göre bu depresyona kolay uğrama ya da geç uğrama. Şimdi mesela manik depresyon diye bir şey var. Manik depresif olarak adlandırdığımız kişiler belirli zaman dilimlerinde genel olarak depresyona girerler. Manik epizotları ortaya çıkar, bir anda kendini depresyonda bulabilir. Depresyonun belirli ritüelleri vardır. Bazı insanlar depresyona o kadar alışkındır ki belirli dönemlerde depresyona girmedikleri zaman kendilerini huzursuz hissedebilirler. Niye depresyona girmiyorum ben mi diyor yani? Yok, bir içgüdüsel olarak bunu vücudu tepki veriyor aslında. Yani çünkü artık otomatiğe bağlanmış. Otomatiğe bağlıyoruz. Çünkü melankoliye o kadar alışıyorlar ki, o depresyonun verdiği hisse o kadar alışıyorlar ki, mutlu oldukları zaman dilimde ne oluyor bana diye bir tepkiyle karşılaşabilirler. Ve bu da insanları gerçekten aslında baktığınız zaman çok ironik bir duruma geliyor. Biz mutlu olmak için yaşıyoruz ama depresyonla beraber yaşıyoruz. Mutluluğumuzu her zaman engelleyen bir şey vardır. Çünkü neden? Bir yerden sonra insan acıyla yaşamaya alışıyor ve mutluluk kavramını birazcık kendinden uzaklaştırabiliyor. Yani depresyona girmekten hoşlanan insanlar mı var? İlgi almak için bunu deneyen insanlar var. Depresyonda olmadığı halde depresyonda olduğunu hissettiren insanlar. Şöyle örnek vereyim. Şu an mesela ülkemizde bipolar olmak çok moda. İnternetten bipoların özelliklerini ya da işte tanılarını okuyorlar ve ben bipolarım diye insanlar etrafta geziniyorlar ki onu söyleyenler yani 100 kişiden en fazla bir kişi de ya da işte 5 kişi de bipolar rahatsızlığı görüyor. Depresyonda niye diyebiliriz? Bütün toplum diyebilir miyiz? Depresyonda genel olarak bütün toplumlar diyebiliriz aslında. Çünkü mutluluk kavramı bizden uzaklaşmaya başlıyor. Dünya globalleştikçe, daha doğrusu global dünyamız böyle her şeyi hızlandırdıkça biz doyumsuz hale geliyoruz. Ve doyumsuz olduğumuz için elimizdekiler bizi tatmin etmiyor. Bu da mutsuzluk duygusunu ortaya çıkartıyor. Bununla beraber depresyon peşinden geliyor. Ben buraya gelmeden önce depresyona girmişim, haberim yok. Yani sen beni aydınlattın. Şaka bir tarafa. Yani bu depresyona bile isteye girenler var dedin. Onları bir kenara bırakalım. Alalım. Çünkü insanlar gerçekten şöyle bir şey var. İlgi açlığı da çok fazla var. Ve bu ilgi açlığından dolayı depresyona meyil hareketleri artıyor. Yani ben çok yalnızım deyip durup dururken, hiçbir şey yokken insanlar kendilerini kötü hissedebiliyorlar. Şöyle düşün, çok mutlu olduğun bir arkadaş grubu içerisinde sohbet ediyorsun ve aklına kötü bir şey geldi. Anlık bir durgunluk yaşıyorsun. O depresyon başlangıcı. Bu da depresyon başlangıcı. Bu da depresyonun farklı bir çeşididir. Çünkü çok fazla dallara ayrılıyor. O zaman yani dediğim gibi şu bilerek isteyerek depresyona girenleri bir kenara bırakalım.
Bir de depresyondan çıkmak isteyenler var. Şimdi bu depresyon tabii öyle bir şey ki anlattığına göre bunun bir seviyeleri var açıkçası. Hani her an üzüldüğün bir şeyleri depresyon başlangıcı olabiliyor. Ama bir de uzun süren depresyonlar var. Evet. Peki bu uzun süren depresyonlardan nasıl kurtulacağız abi? İlk önce hayatın devam ettiğini unutmamamız gerekiyor. Biz bir karanlığa düşüyoruz ama o kuyunun ya da tünelin ucunda bir ışık var. O ışığı görmek için kendimize inatlaşmamız gerekiyor. Biz kendi kendimizi iyileştirebilen insanlarız. Böyle bir varlığımız, böyle bir yapımız var. Çok özür dilerim. Bu yapıyı tekrar görebilecek bir şey, en basitten bir evcil hayvan, bir hobi, bir uğraş, YouTube'dan ya da başka bir yerden izleyebileceğiniz bir video bile sizi ondan çıkartmak için çok büyük etkisi var. Herkes sadece sevgiliyle ve sevgiyi ya da elindekileri aldığı zaman, daha doğrusu ihtiyacı olan şeyleri haricinde şeyleri aldığı zaman depresyondan çıkacağını düşünür ama öyle bir şey değildir. Biz ufak şeylerle mutlu olabilmeyi sağlayabiliriz. Ama bunu görmüyoruz. Daha büyüğünü almam gerekiyor. İşte cep telefonundan en basit örnek. İşte bilmem ne bir o bu şu derken 12'si olmadığı zaman ben gece uyuyamıyorum deyip insanlar kendilerini mutsuz ediyorlar. Çok gereksiz bir şey. Elimizdekiyle yetinirsek ve ufak şeylerden yani şu sokaktan geçerken bir kedinin geçip size bir miyav demesi bile bizi mutlu edebilecek şeyler. Biz onları unutuyoruz yavaş yavaş. Evet, biraz bu tüketim çılgınlığı, işte ne bileyim insanların birbirleriyle yarış halleri gerçekten karşı tarafı ya da kendimizi zaman zaman depresyona özgüvenimiz sokabiliyor. Düşürüyor. Evet, özgüvenle de alakalı olan bir şey. Özgüven oluşmadığı sürece de, daha doğrusu özgüvenimizi düşürdüğümüz sürece de depresyona meylimiz artıyor. Burada tam bunu soracaktım sana. Şimdi dedik ki depresyona depresyondan çıkmanın aslında yollarından birkaç tanesini söyledim bize ama bu depresyona girmede şöyle bir şey geliyor aklıma. Yani dedim ya kişilik özellikleri, insanların hani özgüvenleri de etkili. Yani neyi yükseltmemiz gerekiyor, nasıl yükseltmemiz gerekiyor ki her şeyle depresyona girmeyelim? Birazcık bencil olmanın zamanı geliyor. Ben kavramını diğer insanların üzerine koyduğumuz zaman diğer insanlar bizi çok incitiyor. Bundan dolayı bencil olmak, yeri geldiği zaman aman boş ver deyip ben birazcık kendi yoluma bakabilmeliyim demeyi de görmemiz gerekiyor. Yani bencillik depresyon mu getiriyor? Hayır. Götürüyor. Götürmek için. Hı hı. Çünkü kendimizi düşünmemiz gerekiyor. İşte sevgilim benden ayrıldı, ben kendimi iyi hissetmiyorum. Ayrıldı ama belki senin için iyi olacak. Bir şeylerin diğer tarafına da bakmamız gerekiyor. Her kötülüğün arkasından iyilik gelir. Bunu unutmamamız lazım. Hayatımız daha güzelleşebilir, daha sağlam adımlar atabiliriz ve o depresyona girdiğimiz dönemleri tamamen arkamızda bırakabiliriz. Bunlara inanmamız gerekiyor. İlk önce kendimize inanmamız gerekiyor. Bu özgüvenimizi de arttırıcı potansiyellerden biridir. Siz ne kadar emin adımlarla giderseniz depresyon da sizden o kadar uzak olacaktır. Depresyona girenler psikolojik yardım alıyorlar değil mi? Tabii ki. Yani alınması gerekiyor. Genelde bu yakınlar kaybedildikten sonra herhalde bunun dozajı biraz daha farklı oluyor. Ya da yas döneminde çok ciddi travmalardan sonra mı depresyonlar? Travma dediğim, vallahi travma her değil, konuda dediğimde gelinebiliyor aslında. Yani şöyle söyleyeyim, ayrılıktan da gelinebiliyor, iş yerinde yaşanılan mobbingin üzerinden de çok büyük depresyon gelebiliyor ki bu depresyon sonu intihara kadar ulaşılabiliyor. Yani depresyon bu mutsuzluk evresinin en son şeyi, ben artık hiçbir şey yapamıyorum, ben başarısız bir insanım ve benim bu dünyada yapabileceğim hiçbir şey yok düşüncesine kadar gidebiliyor. Hiç öyle düşünmeyin ya, bu sizin yöneticilerinizin kendi egolarını bastırmaları üzerinize tatmin etmesidir yani. Hani ama insanlar bunu öyle göremiyor. Çünkü göremiyor. Neden? Hükmeden bir şey var. Ve hükmedene boyun eğmek durumunda kalıyoruz. Çünkü neden? Ekmeğimizi oradan kazanıyoruz. İş değiştir demek çok kolay bir şey ama öyle her şeyde kolay değil. Tabii canım, yani bulunmuyor abi. Kim bulacak yani şu an bu devirde? Tabii ki. Hadi deyip çıkalım iş bulmak. Yani o zor bir şey. İnsanlar da katlanıyorlar. Laf söylemek çok kolay abi. Laf söylemek her şeyden kolaydır. Ve İnsanlar yoluna devam etmek istiyorlar. En azından ailemi geçiniyorum, ailemi mutlu ediyorum diyorlar. Ama iş yerindeki hıncını da bir şekilde çıkartamadığı için ona söylenen lafları, eve de bir şekilde mutsuz gelmeye başlıyor insanlar. Bu kadınların şeyi vardır, depresyondan kurtulmak için en güzel çare saç kestirmektir derler mesela. Çünkü bir yenilik, yenileşmemiz gerekiyor. Bizi adım atan şeylerden biri. En basitinden şurada gördüğüm benim çizgi roman koleksiyonum. Üniversiteden sonra ben iş bulamayacağım ya da ben iş yapamayacağım depresyonumu ben bunlarla kurtardım.
Ve kendimi çünkü bir şeylerle oyalamam gerekiyordu. Yani terzi kendi söküğünü dikebiliyor burada. Aslında birazcık öyle. Çünkü bir şeyler yapmam gerekiyordu. Bir koleksiyon mesela işte saplantılar, takıntılardan konuşmuştuk. Mesela ben bu kitap toparlamayı takıntı haline getirmiştim. Ama benim depresyonumu, daha doğrusu önüme geçebileceğim şeyleri gösterdi bana. Sonra birazcık daha ufkum açıldı. Başka insanlarla tanıştım, sosyalleştim, farklı gruplara girdim ve ben bu işi yaparım diye düşünerek bir yerimi açıp yoluma devam etmeye başladım. Evet, böylelikle hayatta seni bir yerlere getirdi. Bir yerlere gelmeye şimdi çalışıyorum. Herkes için evet. De durum bu şekilde aslında. Yenilenmek gerekiyor, kabullenmek nasıl değil iç organlarımız mücadele yenileniyorsa, etmek gerekiyor. Bizim de yenilenmemiz gerekiyor. Çünkü hep tek düze devam edilen bir şeyler bir yerden sonra bıkkınlık getiriyor. Hatta bir sözümüz vardır. Hem her dem tevcit pilavı adamı bozar diye. Hani bir şeyleri bazen değiştirmemiz lazım. O zaman değiştirelim. Değiştirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapalım. Daha doğrusu aslında söylemek gereken. Hadi değiştirmeye gereken. Bir fırsat. Program sona erdi. Hadi şu anda bir şeyleri değiştirelim hep birlikte. Şu an önünüzde ne varsa değiştirin. Gitsin. Kendimize yeni bir şeyler bulalım. Güzel adımlar atalım. Çünkü hayat gerçekten yaşamak için çok kısa ve tadını çıkarabilmek için de bir sürü yolumuz var. Bu yolları denersek kötülüğün arkasından gelebilecek iyiliği ve şu sözümü her zaman söylerim. Hayat zaten melankoli. Bir de kendi yaptığımız şeylerle onu daha da kötüleştirmeyelim. Daha da üzgün olmayalım. Mutlu olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışalım. O zaman hoşça kalın. Görüşmek üzere.